Çünkü parlamento içerisinde yüksek oranda muhalefet temsil eden vekiller kazanması gerekiyor ki verilen vaatler yerine getirilsin. Mahmut Tanal bizimle birlikte Şanlıurfa birinci sıra adayı. Hoş geldiniz Mahmut. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese buradan selam ve saygılar efendim. Çok teşekkürler. Bugün Urfa'nın kurtuluş günü. Bir kere buradan Şanlıurfa'nın kurtuluş gününü kutlayalım. 1920'de bağımsızlığını kazandı. Fransızların işgali, önce İngilizler, daha sonra Fransızların işgali, daha yapılan anlaşmalar sonucu sona erdi ve Şanlıurfa bağımsızlığını kazandı. Sizin de bir kutlamanız var. Şanlıurfa'nızın kurtuluşu kutlu olsun. Avukat Mahmut Tanal diye yayınladığınız mesajı biz de yayınlıyoruz. İstanbul Milletvekili yazıyor burada. Seneye herhalde bu zamanlar Şanlıurfa Milletvekili olarak tekrar kutlayacaksınız. Evet, yani ben Şanlıurfa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Tabi bundan 103 yıl önce Şanlıurfalılar birlikte hareket ederek neleri başarabileceklerini tüm dünyaya göstermişlerdir. Şöyle ki Şanlıurfalıların direnişiyle bozguna uğrayan Fransız işgal kuvvetleri adeta yalvararak, kaçarak memleketimizi terk ettiler. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış olan Urfa'mız şanlı unvanını sonuna kadar hak etmiştir Zeynep Bey. Eşine az rastlanan bir kahramanlık örneği sergilen büyüklerimiz işgalcileri yenilgiye uğratarak doğup büyüdüğümüz şanlı topraklarımızı kurtarmıştır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 12'ler olarak bilinen Urfa'nın kahramanlarını Yüzbaşı Ali Sahip Bey'i, 11 Nisan 1920'de topraklarını düşmandan temizleyen tüm Urfalıları, şehit ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk Cumhuriyeti'nin kurduğu, yarattığı o fırsatlar eşitliği nedeniyle Çoban Mustafa'nın oğlu Mahmut Tanal o topraklardan dünyaya geldi. Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Bahçecik köyünden dünyaya geldi ve ilkokulu yatılı bölge okulunda okudum. Akçakale yatılı bölge, ilkokul 1, ondan sonra Sivrek yatılı bölge ve öğretmen okulunun sınavını kazanarak Diyarbakır Ergani Öğretmen Okulu, o dönemden de Antalya Aksu Öğretmen Okulu. Yani Şanlıurfa'da doğan, Şanlıurfa'nın toprağının ürettiği gıdalardan beslenen, suyunu içen, havasını teneffüs eden ve o topraklardan isportacı olarak hukuk fakültesini kazandıktan sonra İstanbul'a gidip, şimdi İstanbul'da 4 dönem milletvekili olup ve Allah o günde gösterdi. Şimdi Şanlıurfa'ya gidip kendi memleketime, ana kucağı, baba toprağı ve içimde sürekli bir yara olan, evet, memleketime hizmet etmek için yola çıktık. Tabii ki oradaki yerel medyada, oraya geçmeden önce özür dilerim. Haberde biraz önce siz dediniz ki hanedanlık dönemi, orada onu, bir ilan. Önce sizin doğru işinizi hallet. Çünkü öyle bir iddia var ki Mahmut Tanal Şanlıurfalı değil. Kendi, daha doğrusu sadece sizin değil, AKP birinci sıradaki de Şanlıurfalı değil, HDP birinci sıradaki de değil, CHP'nin birinci sıradaki kişisi de Şanlıurfalı değil diye oradaki yerel medyada çıkan bir haber var. Onu göstersin arkadaşlarım. İlk bölümde tweet 2 diye onu yazmıştım. Sizin de tabii cevabınız mutlaka var ve kimliğinizi yanınıza alın gelin dememin de nedeni buydu zaten. Çünkü hani zaten bunu ispat etmek çok zor değil. Yani Allah akıl fikir versin diyorum. Yani hakikaten Allah akıl fikir versin. Siz de burada diyorsunuz işte kendi, bakayım şöyle arkama, ya da tam verirsen tam ekran sevgili Kutay, bakayım şöyle. Bende ne diyor? Evet, o işte AKP'nin ilk sıra adayı Urfalı değil diye aşağı yazmışlar. O alttaki Urfa gündemi göstermen lazım. Dakika bir, yalan bir diye siz de cevaplamışsınız. Mahmut Tanıl'ın öz ve öz Urfalı olduğunu bilmeyecek kadar hayattan olan troll hesap demişsiniz. Şimdi Urfa gündem diye bir şey, gündem yok mu orada? Çünkü diyor ki AKP'nin ilk sıra adayı Urfalı değil. CHP'nin ilk sıra adayı Urfalı değil. HDP'nin ilk sıra adayı Urfalı değil. Böylelikle onu da devam ettim. Şu anda okuyamıyorum. Ne diyorsunuz? Yani demek ki korku dağları aşmış durumda.
Yani bu benim Urfa'da birinci sırada milletvekili adayı olmam nedeniyle yani bu demek ki çekiniyorlar, korkuyorlar. Bu bir ilk değil. Bundan 2 yıl öncesi bana ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na dedim ki lütfen dedim Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın borçları ne kadardır? Sizin oğlunuz ne iş yapar dedi. Evet, onu da konuşacağız. Bana verdiği cevap şu. Mahmut Tanal senin kızın ne iş yapar dedi. Ben dedim ki keşke benim bir kızım olsaydı. Kızım benim sigortam olurdu. Ve gerçekten yani Allah öyle takdir etti. İki erkek evladım var ama gelinim var. O da benim kız evladımdır, çocuğumdur, kızımdır. Yani Allah herkese böyle sağlıklı, hayırlı çocuklar nasip eylesin. Yani burada cinsiyet ayrımını yapmak, bu şekilde konuyu mecrasından koparmak. Yani ben burada tabii ki sizin vasıtanızda yine tekrar soruyorum. Bana bugüne kadar hiç onu söylemedi, hiç cevap veremedi. Yani yine Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyorum. Değerli Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Beyazgül, sizin gerçekten şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ne kadar borcu var ve sizin oğlunuz ne iş yapıyor? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dışarıdan aldığı ıslah için, suların ıslahı için aldığı yardımı Afganistan'a ve Taliban'a gönderdi diye eleştirmekten biliyorsunuz RTÜK'ten ceza yedik. Maalesef. Çünkü küçük düşürüldü bu belediye diye. Yani bu belediye şunu söyleyeyim. Kişiler küçük düşürülme olur. Belediyeler küçük düşürülmez. Kamu tüzel kişilere yaptığımız, yapacağımız eleştiriler küçük düşürülmez. Aslında bu tür eleştirilere teşekkür etmek lazım. En az da yanlış yapmalarını engellenmiş olur. Doğru hareket etme fırsatını, kabiliyetini yakalamış olurlar. Yani bu açıdan Şanlıurfa... Kimliğinizi gösterecektiniz. Yani Şanlıurfa değilsin deyince şimdi gayet TC rahat. Numaranızı burada de. Benim Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi Bahçecik'te dünyaya gelen bir arkadaşınızın şurada açık benet Bahçecik zaten biliyor. Yani bunu aslında gidip Hilvan ilçesinde bu Mahmut Tanal kimdir? Yani okula giden her öğrenci ve herkes Mahmut Tanal'ın Şanlıurfalı olduğunu çok iyi biliyor. Kaldı ki yani benim bugüne kadar Şanlıurfa milletvekili adayı olmadan önce 400'ün üzerinde yazılı soru önergesi vermişim Şanlıurfa ile ilgili. Şanlıurfa ile ilgili en az 35-40'ın üzerinde bir konuşma var Şanlıurfa ile ilgili. Ben Şanlıurfa'nın hakkını, hukukunu Zeynel Bey yeni savunan bir insan değilim ki. Ben Şanlıurfa'nın hakkını, hukukunu 2011'den bugüne kadar savunuyorum. Yani ben 2011'den bugüne kadar Şanlıurfa'nın aşağı yukarı 40'ın üzerinde milletvekili değişti. Şanlıurfa ile ilgili herhangi bir oradaki sorunları dile vesaire getirmediler ki. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Yani burada Şanlıurfa'da ne var diyeceksiniz. Yani Şanlıurfa diyoruz da Şanlıurfa ile yatıp Şanlıurfa ile kalkıyorsunuz. Değerli Zeynel Bey. Şanlıurfa'da TİGEM var. Ceylanpınar TİGEM var. Çok büyük bir arazisi olan bir yer. Bu arazinin 400 bin dönümüne yakını otlaklıktır. Ekilip biçilmeyen alandır. Bugüne kadar son 2 yıl öncesine kadar o civar bulunan köylerin tamamı hayvanlarına gidip o otlaklarda otlatıyordu. Serbestti. Ve bu son 2 yıldır Çinse'de gibi o civar köylerle TİGEM arasında duvar ördüler. Çinse'de gibi. Ve o TİGEM'in etrafında ve civar köylerde bulunan vatandaşın hepsi hayvancılıkla geçinirdi. Ve bu insanlar aşağı yukarı hayvanlarının %70'ini haraç mezat gidip sattılar pazarlarda. Ve Türkiye'de bir yandan diyoruz ki etin fiyatı yükseldi, hayvancılık bitiyor. Efendim ve biz bu eti nerede temin edeceğiz? Vatandaş geçimi nasıl yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında o TİGEM'in Çinse'de gibi çevrilen o duvarlarını ve halka karşı örülen o duvarları, o otlak alanları, orada Allah'ın verdiği o otu, boş bulunan araziyi oradaki köylüye açmak lazım. Yazık günahtır bu. O TİGEM'de yapılanlar ne yapılıyor bana gelen ihbarlar? Evet. Yani o TİGEM'de her türlü kayırmacılık var. Her türlü ayrıştırma var. Ve ben kalktım bir ara sosyal medyada konum gönderdim.
Oradaki gübrenin tarihi geçmiş diye bir yerlere toprağın altına gömdüklerini gelen şekilde iddialar oldu bizlere. Bu iddiaları yazılı soru önergesi olarak sunduk. Yani Şanlıurfa hakikaten perişan durumda. Bugüne kadar Şanlıurfa'da AK Parti'ye Türkiye'de en fazla oy veren, destek veren il Şanlıurfa'ydı. Milletvekili deyin, belediye başkanlığı deyin, muhtarlığı deyin ama bu hizmeti Şanlıurfa'ya götüremediler, götürmüyorlar. Şimdi bizim tabii ki Şanlıurfa'nın sorunlarını diyeceksiniz, başlıklar şekilde sayarsak nedir? İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, tohbil ve kayırmacılık sorunu var. Gidin bazı belediyelere bakın, belediye başkanından aynı soyattan itibaren yöneticilerin hepsi aynı soyadda. Büyükşehir belediye başkanlığından tutun. Tarımdaki DEDAŞ sorunu, elektrik sorunu. Elektrik sorunu, özür dilerim, son cümleyi söz vereceğim. Yani çünkü benim yaramı açtınız siz. Şanlıurfa'da elektrik sorunu hakikaten DEDAŞ, oranın baş belası. Onu da konuşalım. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında çiftçilere güneş enerjisinden elektrik üretilerek vatandaşa ücretsiz, çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğiz biz ona. Onu konuşacağız çünkü oraya gelmeden önce sizin yapacaklarınız bölümü apayrı bir şey. Oraya daha geniş bir bölüm ayıracağız. Ama sizin şimdi karşınızda AKP listesinin başında Bekir Bozdağ var. Doğru. Bekir Bozdağ bugünün Adalet Bakanı. Bekir Bozdağ yılların Adalet Bakanı, yılların AKP'li üyesi ve ilk kez Şanlıurfa'dan aday oldu bir bakan olarak. Hatta istifa etmeden normalde bir kamu görevlisi olarak istifa etmesi gerekirken yine YSK'nın göz yummasıyla bu türlü bir göreve getirildi. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim ben izleyicilerimize. O fotoğrafı görsünler. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın önünde, hatta koridorunda çekilmiş Adalet Bakanı'nı ziyaret etmeye giden AKP'li Şanlıurfa adaylarını görüyoruz bu fotoğrafta. Şimdi Adalet Bakanı şu anda görevinde. Ama seçim kampanyasına o binanın içerisinde başlıyor. Fotoğrafta görülenler de sizin rakipleriniz, yani AKP listesinde yer alan adaylar. Şimdi bu normal mi Mahmut Bey? Şimdi benim elimde seçim kanunları var. Bizim kıblemiz adalet. Sığınacağımız liman hukuk devleti limanı ve hukuk. Adil hukuk. Adil seçim hukuku. Mevcut olan bu yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı. Ve burada seçim kanununun 66. maddesi. 66. maddesi memurların gezilere katılma yasağı. Şu anda oradaki görünen Adalet Bakanı memur değil mi? Kamu görevlisi değil mi? Bakanlara ilişkin yasaklar var. Madde 65 seçim kanunu. Törenlere ait yasaklar. Seçim kanunu 64. Seçim süresince yapılmayacak İşler, madde 63. Kamu kurumları ve kamu görevlilerinin çalışanların ilan dağıtamazlar, madde 62. Bunlar hepsi suç. Şanlıurfa'da, evet, karşımda şu anda seçim stadını Adalet Bakanlığı'na verdiler. Devletin gücünü kişisel çıkarları için kullananlar ile milletin gücünü arkasına alıp devletini, milletine hizmet etmek için yola çıktı. Karşı karşıya kaldığımız bu. Onlar devletin gücünü arkasına alarak kişisel çıkarları için yola çıktılar. Biz devletimize, milletimize hizmet etmek için arkamıza, millete sığınarak milletin gücüyle yola çıktık. Yani burada tek adama karşı bütün millet olarak bir olacağız. Şimdi normalde Adalet bu yasak Bakanlığı. Geçmişte hatırlarsanız Zeynel Bey, daha önceki çürümüş sistem, işte onu söylüyoruz. İşte, hayır, bir çürümüşlüğü birazcık güçlendirmek için. İçişleri Bakanlığı istifa ederdi. Onu söyleyeceğim. Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Adalet Bakanı istifa ederdi. Amaç neydi? Adil seçim sistemine gölge düşürülmesi diye. Şimdi bu fotoğraf çok önemlidir. Bu fotoğrafı oradaki hakimlere, oradaki savcılara, oradaki emniyet mensuplarına, oradaki jandarmaya, oradaki muhtarlara, oradaki kamu görevlerine, herkese subliminal yolla mesajdır bu. Bak, devletin gücü bizim arkamızdadır. Biz devlet gücüyle geliyoruz. Evet, onlar bu devlet gücünü kendi kişisel menfaatleri, kendi kişisel ikbarları için kullanmasınlar. Onlar bu gücü,
bu nüfusu arkalarına alıyorsa biz de Allah'ımıza güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. Biz gücümüzü milletten alacağız. Onun için işte bu çürümüş sistemin, çürümüş düzenin bir an önce çevrilmesi, dönüştürülmesi, değiştirilmesi gerekir. Bu fotoğraf aslında Türkiye'ye her şeyi anlatıyor. Evet. Her şeyi anlatıyor burada. Türkiye'nin bugünkü fotoğrafı, bir fotoğraf daha var. Bu yine artık aynı kişileri, devletleşen bir iktidarı işte gösteriyor. Adalet devletleşen Bakanlığı, bir partiyi gösteriyor. Binanın önünde tok arabası görüyorsunuz hani ve onun Adalet Bakanlığı'nın önünde araç ve onun etrafında az önce gördüğünüz kişiler bir hatıra fotoğrafı çekiyor. Peki bu kimin arabası? Babalarının parasıyla mı yaptı? Türkiye Cumhuriyeti devletin bütçesiyle yaptılar. Bu araba kim emeği geçmişse herkese teşekkür ederiz. Ama bu araba bu devletin parasıyla yaptı. Kendi babalarının parasıyla yapılmadı. Devletin parasıyla yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz biz. Övünürüz biz bununla. Ama kalkıp kendi kişisel ikballeri için birkaç oy devşirmek için partinin propagandasını devletin bütçesiyle yapamazsınız siz. Çünkü içtiğimiz sudun para vergisi alınıyor. Ve burada yani çaydan kesilen vergiden alınıyor. Şekerden kesilen vergiden alınıyor. Yani kimin parasıyla bu yapıldı? Bu ülkenin fakir fukaranın, milletin, devletin parasıyla yapıldı bu. Kendi kişisel paralarıyla mı bu yapıldı? Yok. Devletin yatırımıdır. Yani rahmetli geçmişte Erbakan da yaptı, Demirel de yaptı, Menderes de yaptı rahmetli. Yani geçmişteki devleti yönetenlere hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve hepsinin emeğine yüreğine sağlık. Neticede bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkesin o duvarın üzerine tuğla örerek biz bugüne kadar geldik. Yani bugüne kadar kim isim saymaya hiç gerek yok. Kimin emeği geçmişse bu ülkemizin büyümesinde, yükselmesinde, ilerlemesinde hepsine minnettarız. Yani bu ülke geçmişte bizim Anadolu Taksi vardı. O da yerli ve milliydi. Keşke daha geliştirilebilseydi. Olmadı, öyle kaldı. Keşke bu da daha da geliştirilebilse. Yani onun için bunu sanki kendi paralarıyla yapmışlar gibi bunu sergilemek, bu çok yanlış bir şey. Evet, şimdi burada tabii şu sembolik bir fotoğraf bu ya da her iki fotoğraf. Burada devletin tüm imkanlarını, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanlığı olmalarına rağmen aslında istifa etmeleri, yerlerini bağımsız bir kişilere bırakmaları gerekmesine rağmen bunu yapmıyorlar. Ve her halükarda bütün bakanlar istifa etmeden adaylıklarını ilan etmiş durumdalar ve bu adaylıklarıyla ilgili kampanyayı da bulundukları mevkiyi sonuna kadar kullanarak yürütüyorlar. Büyük bir ihtimalle bütçeyi de. Sonuçta bu çok adaletsiz bir seçim kampanyasına dönüşüyor. Değerli Zeynel Bey, hukukçuyum ben. 35 yıllık avukatlık plaketimi aldım. Evet. İnşallah Şanlıurfalıların hepsinin mağdurun, mazlumun, herkesin avukatı olurum, herkesin vekili olurum. Allah beni utandırtmasın ve Allah beni mahcup ettirtmesin onlara. Seçim kanunu, kanunla konuşacağım. Bu fotoğraf, bu bir tanıtımdır. Bu bir tanıtımdır aynı zamanda. Ve bu bir tanıtım törenidir aynı zamanda. Bu tanıtım törenine karşı kanuna baktığımız zaman 64. madde ne diyor? Törenlere ait yasaklar. İş ve hizmetler dolayısıyla açılış, temel atma dahil törenler tertiplemek ve bununla ilgili demeç vermek, bunlar türlü her türlü vasıtalarla yayınlarda bulunmak yasaktır diyor. Yapıyor bunu. Evet, burada resmen yapılıyor. Burada kendi koydukları seçim kanunu 64. maddesini kanuna bakan uymuyorsa vatandaşa da diyeceksiniz ya. Allah razı olsun gelin bu kanunlara uyun diyeceksiniz. Balık baştan kokar derler ya. İşte bu tam bu onun bir örneği. Onun için bu seçim hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Şimdi sizin tabii biz ünlü o fotoğrafınız var ya, hani seçim güvenliği de konuşmak istiyorum çünkü sizi bulmuşken, seçime son 33 gün var. Şanlıurfa'da önemli olan nasıl bir seçim kampanyası yürütecek olmanız. Onu lütfen anlatın bize, az önce sözünüzü yarıda bıraktım.
bıraktırdım daha doğrusu. İşte o çuval üzerindeki o ünlü fotoğrafınız bir anlamda sembol fotoğraf haline geldi seçim güvenliği açısından. Şimdi Şanlıurfa, burada İstanbul'da hani daha bir göz önünde bütün çuvallar ya da bütün sandıklar daha sahip çıkabiliyor insanlar ve çok kişi bir anda da sahip çıktı. Urfa'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Bingöl'de, Ağrı'da, Tatvan'da ne bileyim nasıl olacak bu seçim güvenliği? Şimdi bir sefer vatandaş umudunu kaybetmesin, umutlu olsun. En az Şanlıurfa'da 5 milletvekili getireceğiz Allah'ın izniyle. En az 5. Evet, bu resim, bu oy pusulalarını çuvallara doldurulmuş. Bu resim dünyaya mal oldu. Bu simge resim oldu artık bu. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları korunmuyor. AK Parti'nin de korunuyor. Tüm siyasi partilerin oyları korunuyor burada. Yani bu aslında devletten, devlet artık bunu ben devletten ziyade devlet derken özür dilerim. Devletimiz hakikaten onunla yönelik bir şey söylemiyor. Devletleşen AKP iktidarından. Çünkü devletleştirdi işte oradaki fotoğrafı Adalet Bakanlığı'na gidip seçim kampanyasını oradan başlatmak. O bir devletleşen iktidardır bu. Oyları vatandaş olur devletten koruyoruz biz. Aslında devletin koruması lazım. Bu devletin, bu iktidarın ne kadar hukuktan uzaklaştığının da fotoğrafıdır bu. Bu ülkeyi yönetenlerin diyelim. Ülkenlerin, devletin demem özür dilerim. Yani ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi idare edenlerin hukuk dışına ne kadar çıktığı, demokrasiden ne kadar uzaklaştıkları, sandığın seçim sonuçlarını hazmedemediklerinin o fotoğrafın ona verilen o cevaptır. Şimdi onun için orada kesinlikle şu anda mümkün olduğuncaya kadar tedbirler alınmış, eksikler tamamlanıyor. Güvenlikle ilgili çalışmalar yapılıyor ama burada netice itibariyle AKP dikkat ederseniz siz yayının ilk başından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bugün ilçemize, İzmir Konak ilçemize yapılan saldırıları ve diğer siyasi partilerin saldırıları görüyoruz. Bu aslında seçim süreciyle birlikte bu tür saldırılar, provokasyonlar başladı. Bu adil seçim ilkelerinin ihlal etmesi ve bu tedbirleri almayan AKP'dir. AKP iktidardır. Bu onların işine gelmektedir. Biz onların bu yapacağı provokasyonlara karşı biz o provokasyonlara gelmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza istirhamımız bir, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İki, kimseyi dışlamayacağız. Üç, nefret dilini kullanmayacağız. Dört, sevgi dilini kullanacağız. Bu ülkenin zaten terörün de yaptığı o değil mi? Teröristler de nefret dilini kullanıyor. Teröristler de ülkeyi zaten ayrıştırıyor. Yani burada hukuk devletine, adalete sığınan insanlar neyi kullanır? Hoşgörü olur, saygı olur, birbirimizi tahammül etme olur, sevgi dil olur. Ben sizinle aynı şeyi düşünmeyebilirim. Bu bir fikir zenginliğidir. Biz hiç insanların hepimiz tombala taşında, tombala taşı gibi değiliz ki. Aynı olmamamız en doğalıdır zaten. Ne kadar farklı fikir, düşünceler olursa o kadar zenginleşiriz. Bir ırmağa değişik kanallarda sular aktığı zaman o ırmak nasıl zenginleşiyorsa, farklı fikirler, farklı düşünceler de ne kadar olursa bu o kadar ülke zenginleşir, ülke o kadar gelişir. Zaten demokrasinin olmadığı yerde, demokrasinin olmadığı yerde gelişme olmaz, ilerleme olmaz. Demokrasi bir şey gibidir, bahar gibidir. Baharda nasıl rengarenk çiçekler açıyor ve bir güzellik oluşuyorsa demokrasi de odur. Mevcut olan siyasi iktidar, işte bir an önce Konak'taki haberi verdiniz. Yani oradaki saldırı yapan kişi, efendim CHP'li, ben AKP'nin iktidara gelmesini istediğim için ben bunu, evet. Yani bu İfadesi telaffuz bu. Edilecek bir ifade midir bu? Yani biz birbirimizi tahammül edeceğiz. Yani Voltaire'in çok güzel bir sözü var. Ben senin gibi düşünmüyorum ama senin düşünceni açıklamana gerekiyorsa canımı feda ederim diyor. Hoşgörü bu. Yani Mevlana aynı şeyi söyler. Yunus Emre aynı şeyi söyler. Biz niye bu kadar uzaklaştık? Yani seçimi kaybetsen ne olur AK Parti? Dünyanın sonu mu? Yani sen 22 yıldır bu millet sana neyi istedin de vermedi? 22 yıldır iktidarı verdi. 22 yıldır belediyeleri verdi. 22 yıldır muhtarlıkları verdi. 22 yıldır
Yani ne istedin de vermedi millet. Her şeyi sana verdi. Aşırı ama sonunda ki. Sonunda buyurun. Getirdiğin nokta o dönem 1 liradan aldığın doları bugün 20 liraya dayandırdın. Evet. O gün soğanı kilosu 50 kuruştan aldın bugün 27 liraya getirdin. Size 20 liraya kampanyanızı getirdin. Konuşacağız. Ayşe yani, Zay diyor ki HDP ve AKP Şanlıurfa'da bayana çok daha fazla yer verildi. Maalesef Şanlıurfa CHP listesinde seçilebilir sırada kadın aday yok. Nedeni nedir diye soruyor. İzleyicilerimizin sorusu olduğu için öncelikli olarak onu ileteyim. Kısaca yanıt alabilir miyim? Şimdi bu konuda bizim diğer illerimizde birinci sırada kadın kardeşlerimiz var. Örneğin biri İzmir. Örneğin yani birinci sırada olanlardan diğer illerimizde birinci sıradan kadın kardeşlerimiz çok. Yani kadın sayısına baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok daha fazla. Daha fazla. Evet. Yani siz seçilebilecek sıraları şey anlamında bakarsak daha fazla. Evet oradaki arkadaşımız da niye ben en az zaten 5 milletvekili diyorum. Kadın arkadaşımız orada 7. sırada bildiğim kadarıyla. Yani gelebilecek olan arkadaşlarımızdan zaten hedefimiz o. Hedefimiz iktidar. Hedefimiz iktidarsa zaten en az 5 milletvekili diyorum. Ve iktidara gelen AK Parti'nin şu anda kaç milletvekili var? 8 milletvekili var. Peki biz 8 aldığımız zaman kadın arkadaşımız listede zaten. Yani onun için burada muhalefete alışıp yani ben bir daha muhalefet milletvekili olmak istemiyorum. İktidar milletvekili olmak istiyorum. Neden istiyorum? Adaletsizliklerin bitmesi için istiyorum. Liyakatsızlığın bitmesi için istiyorum. İşsizliğin bitmesi için istiyorum. Zeynel Bey, burası çok önemli, bir bakanımız derdi ya. Derdi. Ben de diyorum ki burası çok önemli. Türkiye'de 81 il var. Şanlıurfa, Türkiye'nin 74 iline mevsimlik tarım işçisi gönderiyor. Kaynak mı? Şanlıurfa Valiliğinin mevsimlik tarım işçileriyle ilgili hazırladığı rapor var. Ya Allah'tan korksunlar ya. Şanlıurfa'nın ihtiyacı ne? Gidip o Kanal İstanbul'u yapacaklarına GAP'ı bitirsinler. 74 ilimize Şanlıurfa mevsimlik tarım işçisini göndermesin. GAP orada biterse Türkiye'deki buğdayı biz gidip savaş halinde bulunan Ukrayna'dan almaktansa gidip şu anda Suriye'den almaktansa orada Şanlıurfa'daki Haran Ovası'nda alalım arkadaş. GAP bitirilmiyor. Özellikle bitirilmiyor. Niye? Çünkü GAP bitirilirse bir bu mevsimlik tarım işçileri diğer taraflara yayılmayacak, 74 ile gitmeyecek. Çünkü fakir fukaranın oyunu çok rahat alıyorlar. Fakir fukaraya bak diyor CHP gelirse var ya sizin bu sosyal yardımlarınızı kesecek. Bu yalanı ne zaman söylediler? Büyükşehir Belediyesi yani belediye başkanı seçimlerde dediler. Diler ki efendim siz eğer İstanbul'u, Ankara'yı siz belediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirseniz sosyal yardımlar kesecek. Sosyal yardımlar patladı daha fazla yapılıyor. İktidara da şimdi o propagandayı yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bu ülkede hiçbir çocuk aç girmeyecek yatağa. Vatandaşlar huzurlu, mutluluk içerisinde yaşayacak. Yani onun için artık bize inanmalarını istirham ediyoruz. Bizim evet geçmişte hatalarımız var mıdır? Olmuştur, özür diliyoruz vatandaşımızdan. Biz dersimize iyi çalıştık. Yani burada kutsal değerlerimize saldırıyorlar, her şeyimize saldırıyorlar. Yani genel başkanımız yani... Daha artık bu konuda demokrasi aşığı, adalet aşığı, tarafsız ve kim olursan olsun, ne olursan olsun insan ol diyor daha artık. Yani burada ülkede herhangi bir ayrıştırmanın olmaması gerektiğini söylüyor. Sevgi dilinin olmasını istiyor. İnsanların artık birbirine nefret duygularıyla, ötekileştirmeyle bir yere varamayacağını söylüyor. Yani ülke şimdi biraz önce... söylediniz. Şimdi babadan oğula şurada elimde 9 kişilik bir liste var. Ya bu ülkede babadan oğula milletvekili mi olur? Anadan kızına milletvekili mi olur? Yani bu hangi dönemde? Osmanlı döneminde şu vardı. Efendim yöneticinin oğlu yönetici olur. Yani böyle bir şey vardı. Çaycının oğlu çaycı olur. Efendim padişahın çocuğu padişah olur. Böyle bir gelenek olabilir mi? Buradaki listeler bu. Onun için bu düzen çürümüş düzendir. Bu listeye bakarak bunu düşünürsen demek ki benim babam, rahmetli babam çobandı. Benim bu ülkede Atatürk Cumhuriyeti'nin yarattığı fırsatlar eşitliği olmamış olsaydı çoban Mustafa'nın oğlu bugün avukat ve milletvekili olamazdı. Evet. Onun için
benim fakir fukaradan herkesten istirhamım şu. Çürümüş olan bu sistemi değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istiyoruz. Yani genel başkanımızı kalkıyorlar. Genel başkanımız yani dini anlamda dini bütün olan bir insandır. Bu ülkenin has evladıdır. Şunu söyleyelim. Yani Urfa'da sorunlara dediniz ne yapacaksınız? Evet, Urfa'da büyük uyuşturucu sorunu var. Yani okulların çevresinde o ilkokul çocuklarının çevresinde uyuşturucu satılıyor. TİGEM'de dünyada olmayan bir şey açıldı Zeynel Bey. Hayvan cezaevi açılır mı? TİGEM için diyor TİGEM. Ki bir izleyicimiz Şerif Hayvan Öztürk, cezaevi açıldı. Hayvan otlanmaması için değil de sınırlarımız için onu koysalardı sınırlarımıza daha çok önem verdiler. Gitsinler sınırlara o şeyi koysunlar, o Çin sedini koysunlar. Sınırlara koydukları Çin setleri vesaire duvarları diğerleri kadar yüksek değil ki. Yani şimdi siz kalkıyoruz terörün ve oradaki kaçak insan göçmenin gelmemesi için o tedbir alınmıyor. Efendim Çin sedini civar köylerle TİGEM arasına konuluyor. Şanlıurfa'da tarımı hayvancılığı bitirdiler. Tarımsal sulama sorunu. Siz gidiyorsunuz bir yerde efendim suyun oradaki dönemin dekarın başını 10 liraya 20 liraya sulama yapıyorsunuz. Diğer tarafta daha yüksek 80-90 bine sulama yapıyorsunuz dekar başı. Peki bu kişinin aldıkları gübre aynı. Kullandıkları ilaç aynı. Kullandıkları şeyler aynı. Tohum aynı. Sattıkları yer aynı. Ama sulama ücretiyle ilgili farklı ücretler. Bu haksız rekabete aykırı değil mi? Haksız rekabet oluşturmuyor mu? Anayasamızın 5. maddesi uyarınca devlet vatandaşı önündeki sosyal ekonomik engelleri kaldırma görevi var Anayasa 5. maddesine göre. Anayasa 5. maddesine göre vatandaş arasında devlet eşit davranır 10. maddesine göre. Eşitsiz davranmıyor mu? Sen kalkıyorsun sizin dekar başına 80 bin lira sulama parası alacak. Bana getirmediğin için o hizmeti, bana getirdiğin için 10 lira, size getirdiği ve 10 bin lira, 15 bin lira, size 80 bin lira alıyor. Ya devlet eşitsizlik yapmasın. Devlet kayırmacılık yapmasın. Temiz içme sorunu. Son 2 dakikamız kaldı. Temiz su içme sorunu. Urfa'da dünya kadar. Yani mesele sel oldu Urfa'da. Bu orada selde ölen 17 vatandaşımızın kimsenin çocukları yetim kaldı, kimisinin eşi geride kaldı. Allah rahmet eylesin. Altyapı sorunu Urfa'da olmuş olsaydı o selde en az zayiatla Urfalılar atlatacaktı. Orada Karakoyun Deresi var. Karakoyun Deresi ta eskide o Osmanlı döneminden, Romalılar döneminden, Akkoyunlular döneminden geçmişte orası zaten Edessa adı. Şanlıurfa'nın eski adı Edessa'dır. O sulak anlamında su taşkınların geçmişte çok fazla olduğu için o dönemde, o çağlarda o Karakoyun Deresi yapılmış. Bunlar o Karakoyun Deresi'ni ben 2019'da dedim ki evet. Şanlıurfa neden bir eski şehir olmasın deyince bitiriyorum, özür diliyorum. Şanlıurfa neden bir eski şehir olmasın dediğim zaman mevcut olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı benimle gırgır geçirdiler, alay ettiler. Şimdi ben kalktım Şanlıurfaların hakkını, hukukunu savunmak için Cumhuriyet Savcısı'na suç duyurusunda bulundum. O ihmal o insanları öldürdü. Kurban olsunlar kadere. Kurban olsunlar dinimize. Dinimiz diyor ki liyakatlı davranın. Ayrımcılık yapmayın. Çalışın, tüm tedbiri alın. Eşeğinize sağlam kasına bağlayın. Gerisini bana bırakın deniliyor. Başarılar diliyorum.